Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ben size küçükten büyüğüne, kadına, erkeğe, çocuktan yaşlısına kadar herkesin kullanabileceği bir ders yapacağım. Başarılı olmak için ne yapmak lazım? Bilgi alırsınız, bilgileriniz her yerden, kitaptan da kendi başınıza da alırsınız ama bu bilgiler, şu anda okuyacağım bilgi, o bilgiyi nasıl kullanacağınızı, yani nerede nasıl kullanacağını, yöntemini sana gösterecek. Yani bir parçası tabii, tamamı değil bu. Onun için kendini hem tanımada hem de insanlar arasında ilişkiler kurarken sana yardım edecek. Ve niçin buradasınız? Yani burada şuurlu olmak için yani mesela. İnsan şuurlu oldu mu bu sefer bulunduğu yerden sıkılmaz, zevk alır. Çünkü bir şey yapıyor. Nasıl ki okulda sıkılıyoruz ama niye şey yapıyoruz? Ya biliyoruz ki bir köprüyü geçmek için şunu yapmak lazım yani. Okulda okumak lazım. İster de isteme. Canın istese de istemese de okuyacağız gibi. O zaman ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Bu öyle değil. Bu yaptığın işi sana sevdirme yöntemi. Bu işin için yapıyorsun. Ve niçin yapmak zorundasın? Başarılı olmak istiyorsan kendini değiştirmeden dönüştüreceksin. Yani karakterini bozmayacaksın. Kendine yatırım yapacaksın. Onun için buradasın. Yani sen şu anda ne yapıyorsun? Sen bir fidansın. Bir fidan. O fidanın büyümesi için su lazım, hava lazım, güneş lazım, toprak lazım. Şimdi dikkat ederseniz, zakkum da böyle acı bir bitkidir, kavun tatlıdır. İkisi de su lazım. İkisine de mesela güneş lazım. Demek ki zakkumun acılığı, kavunun tatlılığı güneşten ve sudan değil. Çünkü ikisi aynı malzemeyi kullanıyor. Yani arı su içiyor, balık akıtıyor, yılan su içiyor, zehir akıtıyor. Peki o zehir veya bal suda değil, onu kullanana ait. O zaman adam bu dini bilgileri kullanır, zındıklıkları da kullanabilir. O zaman kendi karakterimizi bozmadan, biz Müslümanız elhamdülillah, kendi alemimizi, dünya toprak diyoruz da, dünya toprağı altında, biz toprak altındayız, havanın altındayız. Çekirdek ruhumuz, ruhumuzun ağaç olması için, çekirdek ağaç olması için, şu anda biz küçük bir saksideyiz. Burada o da, Çanakça, bu kurs veya bir hoca abiniz, size ders anlatan, size bir çanaklık yapıyor, bir çanak anten veya bir saksilik yapıyor. Sizin ruhunuza malzeme yetiştiriyor. Ta ki ruhunuz o malzemeyle kendini ifade etsin. Yani çekirdek halinden ağaç olsun. Onun için bu ders hocasına da bana da size de hepimize aynı bu lazım. Ne yap? Değiştirmeden, karakterimizi bozmadan dönüştürmek. Yani çekirdek halimizden ağaç olmak. Onun için televizyonlar, internetler gözümüzden, kulağımızdan, burnumuzdan, dilimizden, elimizden ne giriyorsa bunu unutmayın. Neyi seyrediyorsanız, neyi dinliyorsanız, neyi kokluyorsanız, neyi tadalıyorsanız, neyi tutuyorsanız sizin karakterinize direkt etki yapar. İçeri giren her şey canlı oluyor. Film filmde kalmıyor. Yani filmi seyrettin, ondan sonra ya, tamam kapattı televizyon, internet. Orada kaldı, ben burada kaldım. Böyle bir şey yok. Sen aldın içeri. O artık sen de işleyecek. Kah bazen bir sıkıntı olarak sana yansıyacak. Bazen bir duygusallık, bazen bir saldırgan. Bazen iç çöküntüsü. Bazen bir ümitsiz. Bazen göğüs ateşi var. Bazen bir baş ağrısı. Bunlar hep bizim içeri soktuklarımız. Çünkü içeri giren canlı oluyor. Demek ki birinci maddemiz değiştirmeden karakterimizi dönüştürmek. Çekirdekten ağaç olmak. İki, yani
maksadından ayrılmadan, sadakatını bozmadan yapacağız. Yani maksadımızdan ayrılmayacağız. Kucaklayıcı olmak, kuşatıcı olmak. Mesela birbirlerinizi itici olmamak. Birbirimizle imtihan olmamamız gerekiyor. Yani biz zaten bu dünyaya geldik. Değil mi? Bir imtihan. Şimdi anne babamızdan da uzağız. Biraz böyle ilk günler biraz tedirgin ama alışıyoruz. Biraz yabanilik oluyor. Hani çekiniyorduk ya böyle anne babadan uzak vesaire. Şimdi imtihanımız olmuş. Bir sıkıntı. Bir de senden sıkıntı ben çekersem misal benle. Şimdi ne yaptım? Benim sıkıntıma sıkıntı ekledim. Ben zaten bir ailemden ayrıldım. Biraz da nefise muhalefet ettim. Televizyon, internetle şey, aile şeyine kurtuldum. Böyle bir hayatı sevmez nefis. Tamam. Böyle ayrıldım. O işten ayrıldım. Anne babamdan ayrıldım. Televizyona. Bir sürü şeylerimiz vardı bisikletin. Yani tilaki olduğumuz şeyler vardı. Hani olmazsa olmazlarımız vardı. Hepsini terk ettik. Sıkılıyorum şimdi. Tabii ben ne yapayım ya? Geldik ne zaman gideceğiz sonra. Böyle bir sıkıntım varken bir imtihan. Bir de sen bana sert davranırsan. Sen bana yardımcı olmasan. En ufak şeyde başıma kalkarsan. Benim sıkıntıma sıkıntı katmış olursun değil mi? O zaman ben de dayanamasam. Burayı terk edersem, bir, sende nasıl olsun? İki, şeytan da nasıl olur? Çünkü gitmeme sen de sebep oldun. Onun için birbirimize kucaklayıcı olacağız, kuşatıcı olacağız, kabullenici olacağız, itici olmayacağız. Evde de öyle. Kardeşim var, ablam var, annem var, her akraban. Yani sevmediğimiz tavırları, sözleri olacak. Ama herkes kendisine yakışanı yapar. Mesela bakın, çarşıya gitti herkes. Gitti markete, poşete bir şey koydu. Eve geldiği zaman, boşalttığı zaman ne dökülür? Ne koymuşsa. Şimdi herkes farklı şey koymadı mı poşete? Ha, o zaman hiç kimse koyduğunu boşaltsa, lanet olsun, nereden bu girdi? Sen koydun kardeşim. Demek ki biz ne koyarsak içimize, o yansın. Poşete ne koyarsak, birbirimizin imtihanını zorlaştırmayacağız, birbirimizin imtihanını kolaylaştırıcı davranışta bulunacağız. Ta ki onun yaptığı ve kalmasına sebebiyet verdiğim için onun yaptığı hayra da ortak oluyor. Çünkü onun gitmesine ben sebep olursam onun günahına aynen ortak oluyor. Sonra kucaklayıcı olmak, kuşatıcı olmak, yeniliğe açık olmak. Yani mesela bazı davranışlarımız var böyle, ya alıştık onu yap, yok tamam haram olmasın hepsi mübah ama yeniliğe daha açık olacağız. Yani bu dersleri dinlediğimiz zaman böyle içimize almaya gayret edeceğiz. Yani ben öğrenciyim, öğrenmem lazım diye yeniliğe inat olmamak lazım eski davranışlarımızı yapmaya. Bunlar bize bir fırsat veriyor. Ben de hep ranzalarda yattım, ömrüm öyle büyüdü. Ben de sizin ta 12 yaşından beri, ama sizin gibi bir aylık, iki aylık değil. Ben 12 yaşından sonra daha ev ortamı görmedim. Hep ranzalarda büyüdüm, kurslarda büyüdüm inan. Ondan sonra, peki ne yaptın? Ya bugün için yapmayacaksın bunları. Gelecek için yapacaksın, insanlık için yapacaksın, ahiretin için yapacaksın. Ahiret o kadar bize yakın ki. Odunu biliyor musunuz? Odun, odun. Bir odun parçası düşünün. Odunda ne var? Duman var, bir de nur var değil mi? Dumandan kasıt cehennem. Odunda bulunan, yandığı zaman nur çıkıyor ya ışık. O da cennet. İki tane zıt şey aynı yerde ama iki tane zıt şeyi karıştırmış Allah odun göstermiş. Odundan kasıt dünyadır. Odunda var olan nur, ahiret cennettir. Odunda bulunan duman da cehenneme örnek. Odunda bulunan ateş cehennemden, odunda bulunan bu latifelik var ya böyle çıkan ısı böyle, her tarafta oluyor. Yaktığımız zaman her yerde latifelik ve nuranilik cennetten. Onun için odun ahiret, odun dünyayı gösteriyor. Oduna ne kadar yakın nur, dünyaya o kadar yakın ahiret. Odundaki nuru düşünün. Peki nasıl yapacağız abi? İlim de kirbit. Yaktığın zaman kendini yakmak demek yani ilim yapmak. Bu sefer ahiret hepten düze çıkıyor. Uzak falan değilmiş ya. Yani evdeyken hani Allah çok uzakta, Allah ulaşılmaz falan.
Ahiret, hakikaten öyle değilmiş yani. Oduna ne kadar yakınsa nur, Allah bize o kadar yakın. Odundan nuru çıkar, odun olur mu? Haşa, Allah'ın esmasını senden çıkar, sen de yok olursun. O kadar yakın. Gördün mü? Yeniliğe açık olmak, yani bilgi alırken diretmemek, tamam, böyle mi demiş, böyle mi yazıyor, böyle yazmışsa, bu böyledir. Sonra, iletişim, yani birbirlerinizle, ailede de öyle. Mesela diyeceksin ki, anne, abla, abi veya kardeşim, ya senin hakkında böyle böyle düşünceler geliyor, böyle bir şey var mı yani? Belki de ben davranışından, sözünden böyle anladım. Hani münasebet kurarken içimize kor atmayacağız. Kötü gün gideceğiz, diyeceğiz ki arkadaş senin hakkında böyle düşünceler mi geliyor? Ya bir düzeltir misin yani? Ne var yani? Nerede sorun var? Demeli. Tamam mı? Ondan sonra şeffaf olmak, yol arkadaşlarına değer vermek, şeffaf olmak böyle hani aşağı yani bir ders için söylüyorum. Tarla faresi var böyle. Böyle çıkar böyle piyasaya böyle iki ayakların üzerine, arka kıçın üzerine durur böyle tarla faresi. Etrafa bakar. Ondan sonra adam da kartal da bir heyecanlanır. Bir 300 metre ile hızla saniyede kartal bir daha. Kartal saniyede yakalıyor. Ve tak bir girdi kuyu. Hiç kimse yok. Bakın falan yerden çıktı. Onun için şeffaf olmak lazım. Öyle etika çevirmememiz lazım. Kötülük düşünmememiz gerekiyor. Ki niye? Ona geçirici bir zarar verebilirsin ama işin başında Allah olduğu için o senin hareketin sana yansır. Sonra sana öyle kötü yansır ki benim ömrüm böyle geçmiş. Böyle saf temiz hakikaten artık kötü düşünmeyen insanlar hep muvaffak olmuş. Çok zeki, çok akıllı, o söylenileni on hemen kapıyor. O kıskanmamak gerekiyor. Yani ya ne zekidir? Hayır. Bu adam haset ediyor mu? Kıskanıyor mu? Onu bunu çekememezlik yapıyor mu? Aleyhinde bulunuyor mu? Yani onun varlığı onu rahatsız ediyor mu? Sen alsan da hiçbir şey devam edemez. Çekil. Hiçbir şey yok. Öyle zeki insanlar gördüm ki bak. Aptaldan da zaten firavun olmaz. Ha? Şimdi yeter ki yol arkadaşlarına değer vermek. Şimdi zannediyor musunuz ki bir buradan gittiğimiz abinize kopacağız? Sizin davranışlarınız, sözleriniz ve hatırlarınız. Bak benim 12 yaşında o bütün o ranz arkadaşlarım, ders arkadaşlarım, üniversite hazırlama kursundaki arkadaşlarım, okuldaki arkadaşlarım, hizmette kampa giderdi, kitap okumakta arkadaşlarım, ondan sonra abileri ziyaret, hepsi zihnimde. Meğer bana katkı yapmış. Kimisinin çok güzel bir davranışı vardı, bizim ailede yoktu. Onun güzel davranışını kaptım. Bendeki o kaptı. Çok acayip ya. Yani. Sonra ve kıymet vermek, senden öncekilerin aynısı tıpatıp olmamak. Yani mesela diyelim ki siz tabi özenirsiniz. Bu dersleri yapıyor, sana bir yapıyor. Halil Ağa hocası var, Murat hocası var sizin gibi de. İşte tamam. Şurada abileriniz var. Tamam hoca. Hoca sıfatıyla de abi yani. Şimdi onun gibi olayım. Hayır. Ne yapacağız? Onun anlattıklarını alacağım. Kendimi kendim olacağım. Bu bizi nereden kurtarır? Sokakta bu dersleri almayanlar şöyle olur onlarda. Falan artist olacağım. Falan futbolcu olacağım. Falan futbolcu sporcu olacağım. Falan bilmem ne olacağım. Hiçbir tanesi demez ben olacağım. Ben olacağım demiyor. Hep başkası olacağım. Hep başkası olmak. Niçin? Kendin olmaktan utanıyoruz. Niye utanıyorsun kendin olmaktan? Allah sana ayrı bir özellik vermiş. Zakkum diyor ki vallahi ben güneşi ben kullanırım. Kavun diyor ki ben güneşi kullanırım. Armut diyor ki, şeftali diyor ki hepsi kullanıyor. Ha, aynı bunun gibi Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz ve sahabe-i kiram ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam dahi Kur'an güneşini kullandı. Kur'an malzemesini kullandı. Hepsi farklı meyve çıktı. Yani başkasının özenmek şu. Başkasının o bilgilerini özeneceğiz, alacağız. Ama kendi malzememizi yapacağız. Kendimizi yiyeceğiz. Biz şeftali isek armut olmayacağız. Yani bu bize şunu veriyor. Kendi olmaktan utanır hale gelmiş sokaktakiler. Bu dersi almadığı için. Falan şey olacak. Niye sen ne olmuyorsun?
bu sefer sonra bir yerde namaz kılmaya utanıyor. Niye? Ya ne derler falan. Değil. Demek ki kendimiz olmaktan utanmayacağız. Çünkü Allah bizi imtiyazlı yaratmış. Herkes farklıdır. Bütün kediler eşittir. Ortalama aynıdır. Bütün şeftaliler aynıdır. O kadar. Ama hiçbir insan bir insana benzemez. Ondan sonra yani sen sen olman değişimi takip etmen için nereye bakıyorsun? Yani şu, kendimizi inşa etmek, kendimizi terbiye etmek, kendimize yatırım yapmak için kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmayan televizyonlardan, internetlerden ve kaynağı ne olduğu, arkasında kimler var olduğunu bilmediğimiz yerler kendimizi teslim etmeyiz. Mesela onu örnek vereyim ben size. Anne babanıza eve gittiğiniz zaman dersiniz şunu. Anne, abi dedi ki, bak seninle paylaşıyorum. Hastalığınızı, rüyalarınızı internete girip yorumunu, izahını aramayın. Ki adam bir tanesi takta bilgisayarda yazdı. Şöyle fare gören şu olur, karpuz gören şu olur, şöyle rüya gören budur, tamam mı? Ya kardeşim, kimin eli kim? Kim demiş bunu? Kur'an mı demiş? Peygamberimizin sünneti midir? Veya bir alimin şeyi midir? Yok. Peki nerede mi? Ondan sonra hastalığını internette şimdi. Şöyle şöyle böbreği şöyle olan, burada olan, tamam. O zaman hastaneleri kaldıralım kardeşim. İnternete şey yapalım, gidelim. Hastanede kapatalım. Yani art niyetli insanlar çok. Doktor da olabilir. Ya, hakikaten samimi doktor olsaydı zaten onu yazmaz buraya. Onun için hastalıklarımızı ehline soracağız. Rüyalarımızda amel etmeyeceğiz. Çünkü rüyaya gerek yok. Bizim şeylerimiz var. Ortada açık dusturlarımız var. Yani Kur'an'ımız var yani. Sünnetimiz var. Dile şeriye dediğimiz dört ölçü kaynağı var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunun dışında hiçbir şey doğru değil. Söylediğimiz yani insanlar söyledi. Kur'an'da varsa, Peygamber Aleyhisselam sünnetinde varsa, büyük alimler buna ittifak etmişlerse, ondan sonra ve büyük alimlerin bir sözü varsa bunun içinde, tamam. Diğeri, kendi kanaat. Yani dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kendini değişim için, kendine yatırım yapmak için kaynağı doğru bulmak lazım. O izi takip etmek lazım. Köpek bile görmediğime inanmam demez, avına kokuyla gidiyor. Köpek avını nasıl buluyor? Kokuyla değil. Kokuyla avına giderse, yani avını bulursa, biz burunla, gözle, kulakla, dille, elle, akılla, kalple Allah'ı bulamazsak köpek olabilir miyiz? Lan köpek sırf avını burunla bulmuş. Biz kokuyla Allah'ı tanıyacağız. Kulakla Allah'ı tanıyacağız. Bak sesi bak ya. Etten ses çıkar mı? Cırcır böceği var ha, ağustos böceği. Hani ağustosta oluyor ya. Böyle bu şimdi bu aylarda olur. Ya bu kadar boyu var ya. Kıyameti koparıyor. Lan o kadar ufak etten öyle bir ses çıkar mı? Ne acayip bir şey. Etten ses çıkar mı ya? Şöyle anlamak lazım. Ömrümüzde hiç ses duymasak. Allah eti gösterse boğazı falan. Veya bizi gör. Bundan ne çıkar? Kulum. Aleyhine ya Rab ne demek yani böyle ses çıkar diye. Sesi çatırımıza geliyor. Etten ses olur. Ya Tuba bu kesin yarın bakın boğazda ses telleri ettir ha evet. Beyaz kas etleri. Hani hayvanı kestiğim zaman sinirler arasında o beyaz var ya. Aynı onun gibi. Bir de bak bak ruhumda aklımda düşünüyorum. Nasıl olursa bilmiyoruz daha kimse bildiği yok. O bilgiyi getiriyorum akciğere nefes. Nefesin girdiği yer akciğer. Orada kan, hava, akciğerde kan temizlenirken o bilgi nasıl oluyorsa kalpteki, akıldaki bilgi akciğerde havaya yükleniyor. Havada gelirken, dışarı çıkarken boğaz söz tellerinden harfe dönüşüyor. Senin kafana geliyor, beni senin içinde görüyorsun. Bilgilerim senin kafanda. Ya arkadaş, o bilgi havaya nasıl yükleniyor, nasıl monta ediliyor? Havadaki bilgi, boğaz şu et parçalarında harfleri nasıl dönüşüyor? Ha şey, konuşuyorum.
Senin kafana geliyor buraya. Ondan sonra kulak zarına geliyor. Kulak zarı patlamadan sepeti boşaltırsın. Böyle ya, böyle poşet. Bilgi geliyor buraya. Ondan sonra kafana giriyor. Oo, böyle yapmak lazım falan. Alim oluyor. Yetişiyor. Hakikaten Allah ne usta ya. Bu nasıl yapmış ya? Çok tuhaf ya. Ya bak abi, kılımı. Öfülmese bu kadar yer ya. Ya düşün, bir rüzgar esmese ne olur ya? Rüzgar esmese ne olur ya? Rüzgar esmek için Allah aşkına Çanakçı'da kaç tane kılıma koymak lazım? Çanakçı'ya bir rüzgar estirelim. Böyle ağaçlara falan. Yani süpürge makinesiyle yapabilir miyiz bu Çanakçı'da havayı? Hani Çanakçı'da odayı demiyor. Kaç tane kılıma koyacaksın bu dağlara falan ki hava hareketi yapsın? Ya bunlar ne olur buranın? Amaz. Yani rüzgar estirmek için Allah lazım ya. Nasıl yapıyor onu ya? Koca dev uçaklar oynatıyor. Ağaçlar sıkıyor değil mi? Çatılar uçuruyor. Gözükmeyen şey. Nasıl yapıyor? Sonra durduruyor. Dün şeyi seyrediyorum. Değil mi? Demesi gibi. Yağmur yağdırılıyor. Ya arkadaş, bu nasıl bir şey ya? Dünya biliyorsunuz da okul okuyorsunuz. Kendi ekseni etrafına dönüyor mu? 1666 kilometre. Bir de güneş etrafına dönüyor böyle. Hem kendi ekseni etrafına dönüyor, hem kendi ekseni etrafına dönüyor, güneşin etrafına dönüyor. Bunu dönerken arkadaşlar 108 bin kilometre hızla gidiyor. 108 bin ne demek biliyor musun? Otobanda 200 yapar araba Mercedes. 200. Yolcu uçağı 850-900. 1000 kilometrede bu 108 bin. Dünya böyle giderken üzerinde yağmur yağdırılıyor. Ya nasıl olur ya? Arabanın üzerinde Mercedes'te gidiyoruz, tamam mı? 200 yapıyor. Vallahi üzerinde biz böyle deney yapıyoruz, laboratuvar gibi, tamam mı? Bağlaştırdık burada, tane tane yağmur düşüyor kaportaya. Lan uçar ya, beni de uçurur ya, kaportaya nerede duracağım? Dünya böyle giderken üzerindeki atmosfer atmayacak. Değil mi? Böyle giderken, mesela gemi böyle giderken dumanı, baca bir dumanı arkaya kalır. Böyle dönerken, ya suyunu düşün ya. Hemen tabii bir isim koymuş. Ya koca dünyanın dörtte üçü su. Hem böyle dönüyor, hem yuvarlak, hem suyu öyle tutacaksın. Allah hakikaten usta ya. İşi biliyor ya. O kadar da hoş ki ya. O kadar hoş Allah sana tecelli ediyor ki, farkında mısın, seni buraya getirmiş. Bu saatte bu dersi sana dinlettiriyor. Hep o yaptırıyor. O kadar seni seviyorum. Bu saatte şimdi top oynardın veya yatıyordun, bilmem ne bileyim. Tatile bir şey yapıyordun. Öyle bir Allah ki sana seni getirmiş, ey kulum, dakika bunları sen layıksın, sen bunları dinliyorsun. Ne kadar hoş ya. İnsan sevmez mi? Tövbe estağfurullah, kucakla sik edin. Ya. En ufanız kaç yaşında burada? Yaş. Oğlum sen 10 yaşında mısın? On, ondan da aşağı var mı? Yok. Tamam. 9 var mı? Yok, 10 yaşında. Sen nereden geldin yavrum? Tepecik. He, Tepecik. Başka 9 yaşında, şey 10 yaşında olan kim? Ben. Sen nereden geldin? Tepecik. Tepecik, sen? Tepecik'ten geldim. Sen? Avcılar. Avcılar. Peki, hadi biraz da devam. Sıkılıyor musunuz? Yok. He? Sıkılıyorsanız keselim. Biraz da gideyim mi? Nerelere, kimlerle, kimlerle seyahat ediyorsun? Bu da çok önemli. Nereye gidiyorsunuz? Mesela akrabanıza vesaire. Bir de seyahat ederken seyahat ettiğiniz arkadaşı da iyi bilmeniz lazım. Herkes de her yere gidilmez. Herkes de her yere gidilmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, söyleyin arkadaşınızı, söyleyin kim olduğunuzu. Onun için gittiğiniz, dolaştığınız arkadaş mutlaka size tesir eder. Ama siz de tesir ediyorsunuz. Hanginiz kuvvetliyseniz ona tesir. Ama o eğer kötülük kullanıyorsa, kötü bir ahlak varsa, kötü davranış varsa kesinlikle o size tesir eder. Çünkü kötülüğe nefisimiz müsait. Biz ona zor veririz. Çünkü bizim nefsimiz onun yaptıklarını da istiyor. Bizim nefsimiz ona taraftar. Hem kendini yetiştirmek için kimlerle nereye gidiyorsun, ne okuyorsun, nerede buluşuyorsunuz? Yani
Buna da dikkat edeceksin. Ve kimlerle karar veriyorsun? Bir şeyi karar verirken evde kimle karar veriyorsun? Başarılı olmak için bunlar sıramız. Yani karar verirken, ciddi karar alırken kendin yetmeyebilir. En güvendiğin insanlarla etmen lazım. En güvendiğin insan annendir, babandır. Sonra hocalarındır. Tamam. Sevdiğin hakikaten manevi donanımları, kalitesi yüksek insanlarla kendiniz hakkında karar onunla verin. Daha korkmayın. Yani burada şey anlatmaya çalışıyorum. Tek başınıza karar vermeyin. Bunun adı dinde meşveret edin. Yani beraber karar verin ki güçlü olsun. Sonra meşveret ve cemaat ruhunu gösteren kararlara ne kadar uyuyorsun? Yani mesela annenle beraber karar aldın. Karara uymak lazım. Mesela beraber bir karar aldık arkadaşlar. Bu saatte ders, bu saatte televizyon. Uymak lazım. Her şeyi yerinde yapmak. Oyunu da iyi yapmak lazım. Oyun saatinde de ders çalışmayın. Çünkü oyun hakkınızdır. Hakkıdır bedeni. Yemek yiyip yapmayın. Oynayın kardeşim. Oynayın. Suya götürüyorlar. Yüz. Orada kenara çekilip yüzme saatinde orada git. Ezber yapmayın. Kitap okuma kardeşim. Kitap okuma saati değil o. Her şeyin bir vakti. Şu anda sabah namazı kılınır mı? Kılınmaz. Niye? Vakti değil. Her şeyin bir vakti var kardeşim. Şu anda hiçbir ders dinlenir. Ne hiçbir namaz vakti yok bu şimdi. Gezerken gezin. Gezerken gezin. Yemek yerken yiyin. Oynarken oynayın kardeşim. Başka bir şey karıştırma. Oynarken oyna. Yani her şeyin hakkını vereceksin. Psikoloji sıkıntılarınızın en büyük sebebi sizin değil de büyüklerin. Yedikleri gıdayı atamamalarıdır. Yiyor, fok gibi atıyor. Git at arkadaşlar. At onu. Eyüp Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak diyor ki, ya Eyüp depren, hareket et. Uyuşukluk yok, onu anlatacağım. Kenarda böyle miskin, minti, pinti gibi oturmayacağız. Sosyal tarafımız gelecek. Arkadaşlarla sosyal faaliyette olacağız. Eriyeceğiz yani. Tak topsa top. Aram olasın. Yüzmekse yüzmek, gezmekse gezmek, koşmaksa koşmak, yarışsa yarış. Allah Resulü de yarışmıştır. Deve yarışı yapmış, at yarışı yapmış, koşu yapmıştır. Hem de hanımıyla da yapmıştır, sahabeyle de yapmıştır. Yani hareket edeceğiz. Zaten hareketliyseniz de teşvike gerek yok ama bazılar şöyle bir özelliği var. Ya kenarda oturuyor bari şey okuyor. Okumayacağız. O zaman onu yapacağız. Ne gerekiyorsa ama. Ben şimdi Kur'an okuyamam burada. Bunu yapmam lazım. Benim için şu anda bu önemli. Sırada neyse önemli. Namaz vaktinde de bazı önemlidir. Namaz. Her şey vaktinde. Ve de bu kararların alınmasında despotluğun oluyor. Mesela karar alıyorsun. Hayır anne, hayır baba. Ya dur ya. Bunlar senin için kötü düşünmez. Hani bütün böyle zararlı bir anne baba olmasın. Yani despotluk şu. Yani böyle bizim için güzel karar alanlara karşı böyle tepki veriyor muyuz? Vermeyeceğiz kardeşim bizim için. Ya canımız istemeyebilir. Şöyle diyeceğiz. Ya bu kararı benim nefsim istemiyor. Ama benim için hayırlı budur. Ama siz yaş değişince nefis daha kuvvetli oluyor. Hata yapınca ne yapıyorsun? Nasıl düzeltiyorsun? Ha yanlışını nasıl anlıyorsun, o da var. Kabulleniyor musun? Hata yaptığını nasıl anlıyorsun? Birisi demesi lazım. O zaman hak vereceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz böyle bir şey tutmuş. Hizmetçi demiş ki, ya Ömer öleceksin. Ve hata yaptığım zaman beni uyar. Sahabe-i kiram efendilerimiz birbirlerini uyarıcı sanki. Öyle yapma diyor. Ya bu şey, ha öyle mi? Hiç itiraz etmiyorlar. Sen kimsin lan bana bunu söylüyorsun? Ben hakkım var lan falan. Böyle külan belli tarzında değil. Tam da he Allah razı olsun. Niye? Beni nefsimin elinden kurtar. Nefis öyledir. Hata yaptığımız zaman çok iyi biliriz ki arkadaşlarımız bizim art düşünce değil. Hani anne babalarımız, abilerimiz niye art düşüneceğiz? Ben senin için hakkında niye kötü düşüneyim ki? Ama güvenli sokaktaki adama değil ki. Ondan sonra yanlış olduğu zaman nasıl anlıyoruz? Bilgilerimiz olacak, ondan anlayacağız diyeceğiz. Kabulleniyor musun? Ya bu ne hata yaptın? Ya abi ne hatası ya? Oho! Hangi zamandayız ya hata falan? Bu yanlış. Niye? Kabullenmek lazım. Doğru. Hataysa hata. Yanlışsa yanlış. Hata yaptım, yapmam inşallah.
Allah'a karşı yapmışsak tövbe. Kişilere karşı yapmışsak kusura bak, özür dilerim demeli. Stratejilerini, yani davranış biçimini belli. Nasıl belirleyeceksin yani? Bildiğin yoksa, böyle bir yerlerde eğitim almamışsan nasıl belirleyeceksin? Başarılı olduğun yöntemi daha ileri götürmek için değişime açık ve cesaretin var mı? Yani mesela bugün kursa geldiniz. Yani sabredin kardeşim. Hiçbir şey değil. Ama vallahi bir ayda alacağınız herhangi bir fayda, yatırım dünya değil, sonsuz ahirette açılımı olacak bir çekirdek gibidir. Bugünü düşünme. Şu anda bir sıkılmak vesaire şeye benziyor. Toprak altındaki çekirdek, of üzerime bir sürü toprak var ya. Çekirdek diyoruz ki sabret kardeşim, patla. Biraz sonra patlayacaksın. Tak! Dar ve karanlık yerden çıkıyor, geniş aleme çıkıyor. Ama ağaç olabilmesi için çekirdek beyefendi, kusura bakma, toprağa girmen lazım. Bir eğitime girmen lazım. Evamir Kur'an'a girmen lazım. Kur'an'ın emirlerine girmen lazım. Hiç kimse çekirdeği olmadan, yani bir toprağı olmadan, saksisi olmadan ağaç olamaz. Ya neye benziyor biliyor musun? Ben koydum da çekirdeği suya koydum. Evet, kök saldı böyle kılcal damar ama ağaç olmadı. Ne zaman suya koydum olmadı. Toprağa koydum ağaç oldu. Toprağa suya koydum, kök verdi böyle kılcal damar gibi, saçlar gibi ama ağaç olmadı. Onun için bu dershaneye şu eğitim saksı gibidir. Toprak gibidir. Şu anda bu ayda aldığınızı dünyada değil, ahirette de kullanılacak malzemedir. Çünkü fani değil. Bakiye bakıyor. Onun için cesaretli ol, cesur ol. İçinizden bu yaşta gelebilir ya, ne sıkıldım, annemi özledim falan, evi özledim. Sen biraz diyeceksin ki nefsine, ya bir şeylere sabretmen lazım, kanaat etmen lazım. Geleceğe yatırım yapmak lazım. Adam inşaatlarda çalışabiliyor. Niye? Gelecekte emekli olunca rahat edeyim. Ya bir dünyalık rahat için bu kadar sıkıntı çıkıyor. Çıkıyoruz. Bak okuldan dersi geçmek için ne kadar çalıştık. Zayıf getirmemek için neler uğraşıyoruz ya. Bir sürü kurslara gidiyoruz değil mi? LGS'lere, şunlara, bunlara bir sürü şeylere gidiliyor. E kardeşim, ahiret alemine gitmek için kurs gerekmiyor. Kurs işte ahirete, ahiret üniversitesini kazanmak için kurstayız işte. Efendim ne kadar oldu? 34 dakika oldu. 34 dakika, biraz da gideyim. Sıkmamak istiyorum ben sizi böyle. Ha, yani başarını ileriye götürmek için ne yapıyorsun? Değişimi hala açık mısın? Soruyorum. Tabii. Bunu nasıl anlarız? Bu sene geldiniz bu kursa. Allah'ın izniyle, çünkü birkaç kişilerinizi görüyorum. Epey de görüyorum, birkaç kişi değil. Eskiden var ve geçen eğitimde de olup şimdi hala devam eden var. Bu neyi gösteriyor? Uyanık. Ben yatırım yapmam lazım. Yetmedi bana diyor. Bu çok önemli. Allah'ın izniyle gelecek seneye de burayı tanıdınız. İlk önce bilmiyordunuz. Ben öyle sıfırlar, ne yaparız sıfırlar, nasıl öyle. Ama şimdi ben ne yapıyorsun? Birbirini tanıştınız, kaynaşınca anlamak. Gelecek sene de Allah'ın izniyle yapacağım diye. Yani cesur olmak lazım kendine yatırım için. Yani çocuk kişi gibi ya falan, falan alalım kapağı alalım da üzülme falan. Onlar delikanlı adam, artık cesur olmalı. Kendine yatırım yapmalı. Çok iyi biliyor ki evet sıkıntı çekiyorum ama toprağın altında sıkıntı çeken çekirdek gibi ağaç olmam lazım. Değişime açık olmak, cesaretli olmam. Ondan sonra bazı şeyleri alemimizde putlaştırmayacağız. Yani bu olmazsa olmaz. Bu da olmazsa olmaz. Hayır, oluyormuş. Hani bak mesela olmazsa olmazlarımız vardı değil mi evde? Seyretmeden, bakmadan, oynamadan olmuyordu. Bak oluyormuş. He? Bak oluyormuş değil mi? Oluyor. Niçin öyle cevap yok? Biz putlaştırdık onu. Öyle inandık. Onsuz olmaz. Nasıl olmaz ki? Oluyor işte. Onlardan kurtulmak için bir fırsat olduğunu kabul et burayı. Bazı böyle tilakiliklerimizden kurtulmanın fırsatını veriyor sana burası. Bak fırsat burası.
Yoksa arkadaşlar ne olur bak söylediğimi bir hayal edin. Sizin akrabanız var. Amcanızın, halanızın, teyzenizin çocukları vesaire. Tanıdığınız mahallede. Onların davranışına bak senin. Şimdi sen buraya gelmesen onların şartlarındayken yani o mahalledeyken, o ortamdayken sen niye farklı olasın? Aynı onun gibi olacaktın. Şimdi onların halini beğeniyor musun? Sen de inan adın gibi öyle olacaktın. Niye öyle olacaktın? Şartlar aynı. Aynı güneş, aynı mahalle, aynı sokak, aynı okul, aynı top, aynı hava. Niye farklı olacaksın? Yatırım yapamamışsın ki kendine. Eğitim almamışsın. Onların halini beğeniyorsan tamam. Ya buna gerek yok diyebiliriz. Sokağına çevir nazarını, düşünceni. Tezenin çocuğuna mı git, emsaline bak. Halanın çocuğuna git, ayetine sen al. Bak bakalım, sen niye onlardan farklısın? Çünkü sen kendine yatırım yapıyorsun. Sen ona acıyorsun, onda öyle bir şey yok. O acınmaya muhtaç, kurtulmaya muhtaç. Belki de sen el atacaksın, bir şeyler anlatacaksın. Buradan öğrendiklerini anlatacaksın. Onu da teşvik edeceksin. Böylelikle İslam'a ve Kur'an'a hizmet edeceksin. Dolayısıyla onu cehennemden de kurtaracaksın Allah'ın izniyle. Büyük liderlerine dikkat edersen en belirgin vasıfları değişime cesur olmalarıdır. Yani büyük abilerimize, liderlerimize bakarsan böyle ustad mesela bir eskiden gelen bir gelenek, bir süreciden şey yapmamış, cesur olmuş, hakikatleri daha değişik şeyde hayata uygulamış. Yani dikkat ederseniz böyle önde giden liderler tek tüktür dünyada. Bunlar hep değişime cesur olanlardır. Kendisine ciddi efendim yatırım yapıp yatırım yaptığı bir şeyi hayatında uygulamaya koymuş. Bu budur demiş. İnsanlığında sanki sigortası olmuş bu insanlar. Yani büyük liderlerin dikkat edersen en belirgin vasıfları değişime cesur olmalarıdır. Bunlar gerçekten risk alırlar. Yani mesela size uyguluyorum ben bunu. Yani evden ayrıldık, kardeşlerim yok, işte annem yok, oturacaktık. E tabii bir şey, risk almak, yani sıkıntı almak. Ama buna mukabil, bu sıkıntıyı göz görüyoruz. Ama buna mukabil aldığımız ne peki? İmanımızı artırıyoruz. Allah'a, ahirete, Allah'a ve ahirete yakınımız artıyor, seviyemiz artıyor. Ve dünya ve ahirette saadetli yaşamak için malzemeler elde ediyoruz. Yani etrafına bir bak bakalım ki, kendinden daha kapasiteli insanlar var mı? Varsa onların varlıklarından güç mü alıyorsun veya pasif mi oluyorsun? Mesela bak mesela senden daha zeki insan vardır. Mahallede teşekkür. Ama çocuk bile yapmaz onun yaptıklarını. Onun dediklerini çocuk bile yapmaz. Sebebi kendisine böyle yatırım yapmadı. Ya ne kalacağım oralara ya ne işim var falan ya. İşte ya şimdi ne yapacağım? Anne babası da çocuktur şimdi der. Büyüdüğü zaman kendisi gitmez. Mesela kız çocuklarına daha çok yaparlar. Çocukken örtülmüyor. Çocuktur der. Büyüdüğü zaman da örtülmez. Çünkü çocukken örtmedin ki. Alışmadı ki. Şimdi delikanlı. Küçükken ya sonra büyüdüğü zaman. Büyüdüğü zaman zaten kendisi gitmez. Yani ağacı mesela fidan diktin. O zaman mı daha alışır yoksa büyük kartlaşmış belediye kazarak böyle cihazda dikmiş. O ağaç buraya alışmaz ki artık kartlaşmış. Seninle hareket edenlerden zayıf olanlara nasıl davranıyorsun? Mesela güçlüsün, kabadayısın, kuvvetlisin, delikanlısın. Senden daha güçsüz olanlara, zayıf olanlara veya bilgi noktasında senin kadar hemen kavrayamayanlara kendine sor. Ben nasıl davranayım? Merhametli mi zor? Hemen düzelteceğiz. Zalim olabilir. Olsun. Kalmayacak sonuçta. Diyeceksin ki bunu düzeltmem lazım. Ben yaşlıyım, büyüğüm. O daha ufak. Ben o yaştayken belki de kısa pantolonla dolaşıyorum. Ama o buraya gelmiş bak. Hemen birbirlerinizi böyle birbirine kucaklayıcı, birbirinin imtihanını zorlaştırıcı değil, imtihanı kolaylaştırıcı olması lazım. Bunlar seninle hareket etmeye cesaret etmiş, cesur insanlar olduğunu biliyor musun? Sen mesela biraz büyüksünüz ama bak mesela bu 9-10 yaşında gelmiş. Yani bunlar çok cesur olduğunu biliyor musun? Niye? Benimle hareket etmeye, benimle eğitim almaya cesaret etmiş. Karaman adammış yani. Karaman insanlarmış. Herkese nasip olmaz ki. Allah herkese vermez. Sen dünün rahatlığından mısın yoksa
dünün gerçekleriyle mi berabersin? Yani evdeki hala yattığın zaman evet internetimiz var, televizyon vardı, oyun vardı, bilgisayarda oynuyorduk oyunu. Hala o çocuksu böyle oyunsu kafada mısın? Dünün rahatında mısın? Yoksa bugünün gerçekleriyle yüzleşiyor musun? Bugünün gerçekleriyle bunu yapmak lazım. Gerçi o oyunlar belki olabilirdi ama o dönem bitti artık. Mama dönemi bitti. Şimdi artık pirzola yemek, yemek yeme dönemi. O mama var ya bebeklerin, bir bunun içiriyorlar. O dönem bitti kardeşim, şimdi su içeceksin. Tamam. Yani dünün, dünü bırak artık. Bugünün gerçekleriyle yüzleş, bugünkü şartlar ne gerekiyorsa ne yapma. Ya yarının olumsuzluklarını yürürlükte olanın dışında B planı var. Mesela diyelim ki burada eğitim yapıyorsun. Hemen B planını çevireceksin. Burada eğitim yaparken hemen defterinde şunları da kaydedeceksin kafana. Ben bu eğitimi aldım ya, tamam mı? Eve gideceğim. Ne yapacağım onu? Ha bu bilgilerin bak halamın çocuğu vardı. Onunla paylaşacağım. Ha bu dershanede kaldım. Bizim öteki mahallede de öteki şeyde için şey var dershane. Oraya da irtibatlandırmayacağım. İrtibatlandıracağım. Komşumuz vardı. Onu da derse götüreceğim. Diye B planınız olacak. Burada bir A planınız var. Eğitim. Ben bunu aldım. Çünkü arkadaşlar aldığınızı uygulamazsanız uçar. Aldıklarınızı uygularsanız size mal olur. Sen zannediyorsun ki ben onu derse götürüyorum derken aslında kendini derse götürüyorsun, güçleniyorsun. Onun için buradaki eğitimini sırf kendiniz için almıyorsunuz. B planı için alıyorsunuz. Yani komşuna, teyzenin çocuğuna, amcanın çocuğuna, vesaire dayının çocuğuna bunları ulaştırmak için eğitim alıyorsun. O B planı o. Öyle düşüneceksin. Seni kimler takdir, kimler tenkit ediyor? Ona göre üzül veya sevin. Mesela diyelim ki leylim leylim bir adam. Akrabanız, mahalleniz. Ya bırak ya çocukların kafasını yıkıyorsunuz ya. Ya çocukları öyle gönderiyor musun? Kim bunu diyen? Namazsız, niyansız, benamsız. Aç şüphe sözünü. Hiç kale yok. Yani seni takdir eden kim? Mesela bir tane bana dediler ki abi falanca çok meşhur bir şey piyasada. İdi de şimdi Allah indirdi. O böyle itikatta sapık. Yani Allah böyle acayip insan gibi düşünen birisi. Abi diyor internet sitesinde senin aleyhinde bulunuyor. Seni bir donuda şey yapmış, seni şirk ehli, ben şirk ehliymişim. Tamam mı? Ondan sonra böyle diyor. Kim? Falanca dediler. Ben ne dedim biliyor musun? O tenkit edene dedim ki yani o arkadaşlara. O benim. Ya o adam, o şirk ehli, o ehli sünnet dışındaki adam, bir şey anlatmak için kullanıyorum. Beni takdir etseydi ben kendi imanımdan şüphe ederdim. Çünkü sapık beni takdir eder mi? Ebu Cehil der mi peygamberimiz için? Ulan ne iyi adam ya. Delikanlı adam bu ya. Ne acayip doğru sözlü. Her şey hakkın. Ne der? Yalan söylüyor der. Sihir yapıyor der. Ha, o zaman sizi kim takdir ediyor? Kim tenkit ediyor? Üzülme. Bak kim adamdır. Leylim leylim adam seni takdir eder mi? Etmez. Onun için sözünü atacaksın çöpe. Cenab-ı Hak sizi muvaffak eylesin. Aldığımız bilgilerimizi ruhumuza mal eylesin. Sonra da uygulamak için Allah fırsatlar nasip eylesin. Ahiretimize uygun yaşamayı nasip eylesin. El Fatiha. Amin. Anladığınızı da çok etkilendiğiniz cümle varsa odanıza gidin veya şeyinize defterine bir defteriniz var. O cümleyi bu çok hoşuma gitti. Kendimi beni motive ediyor. Bu cümle beni bana bayağı kuvvet verecek dediğin cümlen varsa git o defterine kaydın.